<laughs> Oynamaya çıkın Masum Türker tahtaya kalksın bize anlatsın. <laughs> evet. Peki efendim hoş geldiniz tekrar CNN Türk'tesiniz Akıl Çemberi programı devam ediyor. Sorularınıza baktım sosyal medyada Akıl Çemberi etiketiyle yazabilirsiniz. Ekonomist Murat Ferman bizimle beraber. E, hocama döneceğim ama Masum Türker'e ben söz vermek isterim şimdi. Gönül isterdi şöyle ayakta karşılıklı elinize çubuğu alın. Konuşalım şöyle. Şu bukla konuşayım istiyorsun. Evet. Aa, ama, ama senin Sayın yanında Bakan böyle benim kısa boylu olduğum şey. belli olacak. <laughs> Hoca az konuşuyor. Hocam benim yanımda herkes kısa duruyor ya. Boyum çok uzun. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Hı hı. Ee, Ferman hocamın yaptığı yorumlar aslında hükümet tarafından boş bırakılmış satır aralarını dolduruyor. Hı. Yani bu program. Satır araları doldurulmuş bir program ve karmaşa içinde. Hedef mi yani bir taraftan plan amaçlanmış bir taraftan program amaçlanmış Hı. ama ben şimdi söyleyeyim. Yani bir kere bu program bir hedefi gösteriyor ama herkes 2026'yı konuşuyor. Hı. 2026 yılına kadar yaşarsak enflasyonun tek haneye düştüğünü göreceğiz. Maharet hükümeti yönetirken kısa vadede yükselişi durdurup sonra inişe geçirmekti. Bir yılda tek haneye düşer mi enflasyon? Düşmesin, dursun yükselişi. Yükselişi dursun. tabii. Şimdi Merkez Bankası biraz evvel Sayın Özçelik söyledi. Açıkladığı son raporda yıl sonu enflasyon tahmini 58 verdi. E bu sene enflasyon tahminini bu programda 4 ay sonrası için %65 verdiler. Bunu hazırlarken bile hazırlayanlar. 41 gün sonra sayın bakan. Efendim? 41 e gün sonra. Hadi. 41 gün sonra 65. İşte onu söylüyorum. Yani iki tarafında öngördüğü yıl sonu, değil mi? Yıl sonunu öngörüyor. Yani ikisi evet. de 31, evet. 12, 2023 Evet evet. Ön. evet, evet. Yıl Şimdi sonra. bakın. Yıl sonu Birincisi sonra. programı biraz eleştirel bakalım. Ondan sonra bu program sayesinde yani benim hedefim ülkemizi nasıl kurtarırız? Evet. Amaç ülkeyi daha iyiye gitmesini sağlamaktır. Şimdi bu programı ben Hı. geçen dönem yani geçen yıl hazırlanan 3 yıllık programla mukayese ediyorum. Geçen yıl büyüme yüzde %5. Buna karşılık yani bu yıl için verilen rakam. Milli gelir 10.071 dolar. Bu sene büyüme 4.4 tahmin ediliyor yıl sonunda. Yani büyüme düşecek. Ama milli gelir artan nüfusa rağmen 12. 12.415 dolara çıkıyor. Bir kere bakın. Rasyonel deniyor. Buradaki rasyonellik nerede? Büyümenin düştüğü yerde milli gelir artmaz. İstedikleri kadar söylesinler. Onun için hoca çok şeydir yani böyle e, bu konuda iki özelliği var hem genel ekonomi makroyu inceler hem de mikro ekonomiyi yani e, rahmetli Cumhur Hocanın işletme kitabının adı işletme ekonomisidir yani mikro ekonomi alır şey yapar şimdi ve e, bu milli gelir hesapları devletle ilgili 1950 yılında Dünya Bankasına ilk defa birlikte proje çalışması yapmış kişidir rahmetli babası. Yani ben o kitapları da okuduğum için söylüyorum. Şimdi bakın önümüzdeki sene için tahmin yapıyorlar. Önümüzdeki sene için geçen sene öngördükleri büyüme yüzde beş buçuk. Ama bu sene dörtte düşürüyorlar. Bakın büyüme gelecek sene bu seneye göre düşecek. Buna karşılık 11.931 dolardı büyüme beş buçukken. Şimdi büyüme dörtken milli gelir 12.875 dolar. Yani bir kere baktığımız zaman bunların altının doldurulması lazım. Bunlar yanlıştır demiyorum. Hı hı. Yabancılar da bunları ilk defa bunu alıp baktığı zaman Türkiye'de ne oluyor buna göre analiz eder. Şimdi bunu geçiyoruz. Bakın. Ee, cari açık. Büyüme beşken İki buçuk planlanmış, şimdi eksi 4 olarak, dört 4 olarak düşünülüyor. Şimdi bütün bunları ben diğer rakamları da söylemeyeyim. Şöyle söylemek istiyorum. 2023, 2024, 2025 ile mukayese edersek şu andaki hazırlanan yeni programı bir çarpıklık olduğu belli. Buna karşılık 2026 mukayese edilebilir bir program değil. İlk defa koyuyor hükümet. Ve büyümeyi 5 diyor. Milli geliri 1445855'e çıkartıyor. Diğer rakamları değişiyor. Şimdi herkes neyi konuşuyor? Mukayese edilemeyen 2026'yı bugünün hedefimiz gibi. Şu andaki biraz evvel Murat Hocam'ın söylediği Ayşe Teyze Ahmet Amca'nın ilgilendiği bırakın bu yılı gelecek şubat ayına gelecek mart ayına da razı ne olacağını bilmek ister. Şimdi bir programda bir ülke "Ben doları kontrol etmeyeceğim." imajı veremez. Dün ve bugün yapılan açıklamaların içini doldurduğumuz zaman doların ne kadar olacağı belli değil. Birileri hesap yapıyor. Kimisi 47 lira olacak diyor. Bakın Kimisi bilmem 36 lira olacak diyor. Kimisi 38 lira olacak diyor. Böyle boşluk bırakılmaz. Devlet elindeki sopayı ekonomiyi kontrol etmek için bırakmamalı. Sopayı dövmek için değil. Hedef göstermek için söylüyorum. Yani dövmek anlamında anlamayın sopayı. Hedefi göstermesi gerekir. Şimdi bir kere biraz evvel bir soru sordunuz. Bunu soran herkes Bizi izleyen herkes için söylüyorum. Ben 1993 yılından Türk lirasının convertible olduktan sonra ilk kriz yaşandığı günden beri bu yönüyle izleyen bir kişiyim. Dolar kuru, diğer paralar ona göre düşünün. Onlar e, kendi aralarındaki dönüşümüne göre çapraz kura göre değerlendirin. Geldiği değerden asla aşağıya inmez. Bunu ben Dolar 18 liraya gelip 13-14 liraya düşüldüğü gün aynen söyledim. Şu anda ne olacak dolar? Neden o düşmez? Onu söyleyeyim size. Hı hı. Diyelim ki sizin 10 bin dolarınız var. Hı hı. Ya da bin dolarınız öyle diyelim. Sokaktaki kefen parası diye parasını dolarda tutanlar var. Bu bin dolarınız var ve dolar 20 lirayken aniden 30 liraya çıktı. 20 lirayken neyim var diyordunuz? 20 bin dolarım var diyordunuz. 20 bin liram var diyordunuz. Dolar 30 bin liraya çıkınca ne diyorsunuz? 30 liraya çıkınca ne diyorsunuz? 30 bin liram var diyorsunuz. O doları düşürdüğü zaman ben kazanmıştını düşünmezsiniz. Ya benim param değer kaybetti diyorsunuz. Dolar cinsinden yani fakirledim diyorsunuz. Ve doların 30 liraya çıkmasını beklersiniz. Bunu ben 1993 yılında bu 5 Nisan kararlandığı tarihte büyük bir Kurulum yönetiyordum. O günden fiilen yani yaşayarak dolar kurundaki değişiklikleri yaptım. Ve ben onu bir ara çok böyle farklı televizyonlarda anlatılmayacak şekilde ama müstehcen anlatırdım. Allah rahmet eylesin Erdoğan Alkin Hoca. Evet. Nuri içinde yazdım. Aradı bakayım. beni. Dedi ki yahu ha. sayın bakan bu böyle anlatılmaz. Buna bir çare bulalım. Sonra bir hafta sonra aradı. Şimdi söyleyeceğim lafı da bulan odur. Dolar kuru yükseldiği yerden düşerken yine yükseldiği yere geri döner. Bugüne kadar hiçbir zaman neden? Çünkü siz artık 30 bin lira sahibisiniz. 20 bin lira ya 25 bin lira olunca zarar ettim diyorsunuz. Şimdi bir kere şu anda Türkiye'de Sayın Bakan'ın rezervleri güçlendireceğizle ilgili uygulama doğru değil. Neden değil söyleyeyim. Türkiye'de en önemli rezerv altın rezervidir. Tamam. Altın çünkü bize ait olan paradır Bilmiyorum bunda Murat hocam katılır mı bana? Altın öz bir rezervdir. Hatta tahtaya kalkarım derseniz onu anlatırım rezervlerin oluşumunu tahtaya. Farklı bir model. Hocam bunu ben demek benim, ki, benim, bu da da benim Böyle yani. anlatılar yok net rezerv. Hükümeti de yaralamak adına yapılanlar gibi anlatmıyorum ben. Ben Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşıysan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ve Türk lirasını korumakla mükümlüyüz. Hepimizin şeyi o. Yani nasıl bu konuda hem uluslararası oyuncu olalım hem de varlığımızı koruyalım. Şimdi bu konuda yapılma, yapılacak şey bir dolar düştüğü yere geri döner diyoruz ya. Düşürüldüğü zaman şu anda altının 250 gram altındaysa faiz vermiyorlar biliyor musunuz? Şimdi bir düğünde, ben geçen gün bir düğüne gittim, merak ettim, hesap ettim, soru sor. Ne sor. Nah, sordum. Ne Hayır, götürdün? Sordum. Hayır, sordum. Kaç gram altın takılmış? Şeyler hariç, hani e, Cumhuriyet evet. altını filan gram cinsi artık millet takıları gramdan yapıyor. Aha. İki gram ya da tek gram toplamını <laughs> bana söylediler, 67 gram. Siz bu 67 gramı, ya bana düğünde takılmış, Allah billah parasıdır, ben bunu koyayım. Bunu merak pa mı ettiniz? De, gerçekten? Tabii, ben açıp sordum kaç gram olmuş. Hayır, ben <laughs> şunu için sordum. <laughs> yani bir düğünde, ortalama vasat bir düğünde, çok zengin olmayanların <laughs> ee, düğünde sorumu kaç gram bakalım. altın takılır? <laughs> ee, At, e, 67 gram. 67 gramı götürüp bankaya yatırsanız banka size faiz vermiyor. O zaman siz bankaya yatırmazsınız o doları. Yastık altında tutarsınız. Yastık altında tutunca da Türkiye'nin rezervine geçiremezsiniz. Şu anda bu yıl en azından bana gelen davetiye sayısı 30. 30'un üstünde hatta. 30 düğünde 60 gramdan hesap ediyorum. <laughs> 60 gram gelmişse o insanlara, 67 ama 50 gram gelmişse bir <laughs> e, 1,5 kilo altın şu anda yastık altında kaldı. Eskiden 10 grama bile faiz veriyorlardı. Hmm. Şimdi bankalar nasıl karar almışsa, bunu hükümet nasıl yönetiyorsa. Kardeşim o altınların sahibi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ne olması gerekiyor peki Mansur Hoca? 1 gram altın bile altını bankaya yatırana faiz veriyoruz desin ki millet yastık altında tutacağına... Git götürsün bankada bankaya. Tutsun. Bankadaki para Merkez Bankası'nın rezervi tamam. demektir. Tamam. Yani... E, rezerv derken böyle bazen konuşuyorlar. Baktık bilançoya işte şu kadar karşılıkların karşılığı var. Hayır. A bankasındaki bütün dövizler Türkiye Cumhuriyeti'nin rezervidir. Neden? Çünkü o Kasa dövizler Hayır. O dövizler müşterisinin yurt dışında transfer edilecekse, bir ithalat yapmışsa o rezervden kullanır. Yalnız Merkez Bankası'ndan almaz ki. Şimdi bir kere bakın rezervleri güçlendireceğiz Ondan sonra kur korumalı mevduata çıkacağız da şu anda doğru değil kur korumalı mevduat zaten bozuluyor yavaş yavaş bankalar çok farklı davranıyor yani bu böyle şey değil biz kur korumalı mevduat çıktığı gün biraz evvel İsmet Özçelik kardeşim çok güzel politik bir soru sordu Çünkü ikimiz bunu ilk geldiği gün... Çok harika bir iş dedikleri zaman harika olmadığını bir İsmet Bey söylemiş gibi ben söylemiştim aynı programlarda. Neyin harika olmadığını? Kur korumalı, kur -korumalı mevduat. Şiraz bir evvel söylediği e, demeçeler gibidir. Yani dövizle çevrilir deçeme gibi. Dövizle çevrilir mevduat gibidir. Şimdi. Ve sonra o derdi kurtarmak evet, için evet. Özal büyük bedel ödeyerek kurtardı. Yani büyük... Türk liraya çevrilmesiyle ilgili. Şimdi bu da böyle. Geldiği zaman çok iyiydi ilk bir ay. Bir yıl. Hı. Ama bir yılın vade bitip de ilk hatta altı aydan sonra hı hı. uzatıldıkça bankalar tahrik ettikçe baskı yaptıkça ben buradaki programlarda söyledim. Bakın kulakları çınlasın. Bu söylemleri de her zaman dikkatle dinleyen, değerlendiren bir kişi var. Her zaman. Kim? Bu CNN'in de ee, hep katılımcısıdır Hakan Bayrakçı ha. bu benim söylediklerimin Asım Hakan programında sorun Hoca. şahididir hmm, yani evet. bunlar yanlıştır şimdi rezervleri güçlendireceksek dışarıdan gelecek rezerve değil ve Mehmet Şimşek'in bir özelliği var onu hatırlatayım Mehmet Şimşek'in döneminde 2017'de olması lazım hı hı. İlk defa onun döneminde yine bir sıkıntıyı aşmak için Altına faiz verme sistemi onun döneminde başladı. Hmm. Çok enteresandır. Mehmet Şimşek geldi onun getirdiği sistemi kaldırdılar. Bakın yani ben bunu özellikle... Buna dönüş tekrar pek olmaz mı? Ona Beş dakikalık iş. Yarın yani, karar verir yani BDDK. Bundan Aha. sonra altınlara şu kadar altın bir gram bile olsa faiz vereceksin tamam. der. Çünkü bakın... İşlemden dolayı banka fazla para kazanmayabilir. Ama o yastık altında, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya yastık altını getirin evet, koyun getirin. diye. Yastık altındaki paranın gelmesi için o vardı. İkinci bir şey, özel anlaşma yaparsanız, özel başka şekillerde çok yüklü dolarınız varsa, çok yüklü dağıtınız varsa banka size fazla faiz verir başka Hı -hı. yöntemlerle ama düşük varsa... Türk lirasını çevir gibi bir işlem yok. O zaman adam para, doları çevirmiyor. Dövizi çevirmiyor. Alıyor yastık altında tutuyor. Çünkü Türkiye'de bu Türk lirasına bir ara güven verilmişti. Kimse döviz almaya ihtiyacı hissetmiyordu. Ama biz kendi elimizden 18 bin liraya patlatıldığı zaman bu noktaya getirdik. Ve bunu getirirken de bakın söyleyeyim yani bunu bizi izliyorlarsa, Cumhurbaşkanını da kötülemek adına yaptı yanında her kim yaptıysa. Nasla bilmem neyle faizle bu işi bulandırdılar ama aslında başka nedenle başka amaçla swap hikayesindeki taahhüt nedeniyle patlattılar ama geri gönderemediler. Bütün hikaye o. Çünkü dolarla kurla oynamak ateşle oynamaya benzer. Rahmetli Erdoğan Alkin'in benim o anlatımımı çözümlediği, yükseldiği yere tekrar geri döner.